Herkese selam. 2 su bardağı su, 1 su bardağı şekerle işe başlayalım. Bugün Kıbrıs tatlısı yapacağız. Çok hafif, çok lezzetli bir tatlı. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Önden şerbetimizi kaynatıyoruz. Ondan sonra kek yapımına geçeceğiz. Çünkü şerbet soğuması gerekiyor. İçine bir paket de vanilin attım. Güzel bir koku veriyor. Keke geçelim. 4 yumurta, 1 su bardağı şekeri önden çırpıyorum. 1 su bardağı hindistan cevizi. 1 su bardağı galeta unu. Kabartma tozu. Yine vanilin de ekliyorum kekede. 1 su bardağı da ceviz var. Hepsini karıştırıyoruz. Hamur biraz katı gibi görünüyor ama asla korkmayın. Bütün şerbeti çekiyor, lokum gibi oluyor. Çok güzel bir tatlı gerçekten. Böyle kıvamlı bir hamur oluyor. Önden yağladığımız tepsiye hamurumuzu yayıyoruz önden ısıttığımız 180 derece fırında yarım saat pişireceğiz. Böyle keki güzelce yayalım. Yarım saate ayarladık. bu şekilde oldu. Çıkar çıkmaz değil. Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetimizi veriyoruz. Zaten hemen çekiyor. Tam ölçülü birebir hiç sıkıntı yok. Fazlası da çok şerbetli olur. Muhallebisine geçelim. 1 litre süt, 1 su bardağı nişasta şekerli vanilin kullanıyoruz. Bir bardak da şeker attım yine çok güzel bir muhallebisi var. Yani mutlaka bu tarifle deneyin. Kek üstü biraz fazla kızarmış gibi görünüyor ama o soğuduktan sonra öyle güzel karamel bir tat verdi ki size anlatamam yani. Dakikası dakikasına pişirin. Hani yoksa kötü olsaydı size derdim ki bir 5 dakika erken çıkarın derdim. Ama kesinlikle böyle pişirin çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet muhallebimizi yaptık. Muhallebi ocaktan aldıktan sonra bir pakette krem şanti ekliyoruz. Yine mikserle çırpın. Çünkü öyle çok daha güzel kıvamlı oluyor. Hiç topak kalmıyor. Riske atmaya gerek yok. Bu şekilde kekin üzerine yayıyoruz. Görüyorsunuz zaten şerbeti nasıl çekmiş sünger gibi üstünü hindistan ceviziyle süslüyoruz. Yapan deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kalabalık sofraların baş tacı olur. Mutlaka deneyin.